Merhaba arkadaşlar. Şimdi hiç yerimizden bir adım bile kıpırdamadan şimdi istiyorum ki bir yayınımız daha olsun. Bunu da başka camilerle, efendim başka yerlerle bu şekilde tanımaya başlayalım. Onun için şimdi hayırlısıyla yeni bir yayınla başlayalım. Burası Ayvalık'ın sokakları. Harmandalı Devletiler kahvesiymiş burası arkadaşlar. Burada deve güreşi falan yaptırıyorlarmış burada. Şimdi de Saatli Cami'ye gidiyoruz. Bir de şu Saatli Cami'yi görelim. Orada da çekimlerimizi gerçekleştirelim. Kısmet olursa yavaş yavaş herhalde bitirmiş olacağız yani her tarafa. Burada da şu şekilde mağazalar varmış. Evet, bakın arkadaşlar, buraya da geldik. Burayı da gezelim. Thank you.
Bu şeyde de biraz boşluk var selfie çubuğunda. Böyle arada bir sağa sola sallanıyor yani. Bir o tarafa gidiyor, bir o tarafa gidiyor. Öyle bir sallantı yapıyor. O da illaki ekrana düşüyordur. Ama yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Burası Saatli Cami arkadaşlar. Şu Saatli Cami'yi de bir görelim. Buraların tarihi Saatli Camisi. Bir bakalım Saatli Cami'ye. Evet, burası da aynı söylediğim gibi geçmişindeki olayı aynen dediğim gibi o zamanlar kiliseymiş, sonradan camiye dönmüş. Hüseyin abim bize var, tanır mısın? Nerede konumuza yok? Ben 10 yaşındayken... Ben 10 yaşındayken adam 70 yaşındaydı. Pes. Gerçekten pes yani. Sarı yok herhalde bugün. O sarı kediyi gördün mü Minna? Yok. Doymuştur o bugün tavuğa, pilava.
Kimbiller de uyuyor. Sabah görüldü. Sabah buradaydı. Yani daha önceki çektiklerimizi silinenlerin yerine birebir hepsini çekmiş olduk. Kiliseyi mi arıyorsunuz? Aynen. 90 metre kalmış. Müzeyi pardon. Evet, burası Kültür ve Turizm Bakanlığı Taksiyarlis Anıt Müzesi. O ne ya? Üstü çocuk ağlıyor. He? Üstü çocuk seslenmiş, çağırıyor. Evet arkadaşlar, burayı da şu vaziyette güzel bir şekilde inceleyin. Burayı orijinal halinde bırakmışlar. Bu şekilde atları mermermiş. Böyle. Burada da Papaz Efendi kitabını okuyormuş. Yani geçen gelip de yaptığım çekimde üst tarafa çıkmamıştım. Şimdi bu sefer yine bir üst tarafa çıkayım. Üst tarafı da görmüş olalım. Bunlar da kilerleri herhalde.
Geçenki videoda buraya çıkmaya üşenmiştim. Ama bu sefer çıkacağım yani, buraları göreceğim. Allah Allah, o kapı kapalı inşallah buradandır da bir daha buraya inip çıkmam yani. Vallahi bu değilse çıkış mahvolurum, bir daha öbür taraftan da çıkamam vallahi. Kapısı kapalı ama inşallah kendi açıktır. Hadi bakalım. Oh, iyi. Oraya oturup ayin veriyormuş yani. Sonra buraya çıkıyormuş. Burada da ayinini sürdürüyormuş. Yani şöyle bir baktığım zaman birçok benzerlikler var yani. Zaten ibadet Hristiyanı da olsa, Müslümanı da olsa sonuçta Allah'a dua ediyorlar. Yani farklı bir yere etmediklerini düşünüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Yani onların da Allah'ı bir, bizim de Allah'ımız bir. Bütün dualar aynı yere gidiyor. Ha, biz Hazreti Muhammed diyoruz. Onlar da İsa, Hazreti İsa diyorlar. İşte sadece bir fark bu. Başka bir fark yok yani. Ben şimdi şu camdan da bir dışarıya bir bakalım bari, çalmaktan ne gözüküyor. Yani yüksekten bakmak tabii daha farklı. Buraları hep gezdik biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Az önce oradaydık Saatli Cami diye. Ama üstünde görüyorsunuz çan var. Çanı hala sökmemişler. Çan duruyor. Yani iyi yapmışlar sökmediklerini. Ne olursa olsun sen yine tam ibadetini yap. Ama geçmişin tarihine de dokunma. Güzel. Şurayı da gezdik arkadaşlar. Yani görmediğimiz bir düzelsin. Şu anda niye pusu gösteriyor bilmiyorum. Acaba yansıma yaptığı için mi? Neyse. Burası da bu şekilde zaten. Şöyle baktığımız zaman neymiş? Rolik kutusu. 19. yüzyıla ait. Üstünde serpme, melekleri
bulunan nöbetleri bulunan silindirik ahşap kutu kutsal emanetleri taşımak için kullanılıyormuş. Yani kutsal emanetleri taşımak için kullanılıyormuş. Bunlar onlara yarıyormuş yani. Burada da ne yazıyor? Hazreti İsa, Hazreti İsa'nın bir modelinin konulduğu sembolik ahşap tabut, Hristiyanlığın kutsal bazı günlerinde kasabanın içinde dolaştırılıyor. Rolik kutusuyla birlikte şehir kutsan neymiş? Kutsanıyordu. Yani Hazreti İsa'nın yani bir maket şeyini herhalde koyuyorlar, bu kadar ufak bir şey değil tabii ki. Onu şehirlerin gezdiriyorlarmış yani. Arkadaşlar, şeyi sordum geçen günkü çekimde sormuştum, Midilli Adası'na nasıl gidilir? Efendim ne zaman gidiyor ve kaç para diye onu sordum. Şeyi geçiş ücreti 40 euroymuş, 40-45 euro diye değişiyor. Hızlı feribot, bir de tur yol varmış. Biri 45 dakikada gidiyormuş, hızlı feribot 45 dakikada gidiyormuş. Tur yolda 1,5 saatte gidiyormuş. Yani anladığım kadarıyla Çınarcık'la Eminönü gibi düşünürsek o şekilde tur yol bizim oradan 1,5 saatte gidiyor. Burası da yine aynı gittiğine göre mesafe olarak aynı. Şimdi tur yol
40 euroymuş. Hızlı feribotta 45 euroymuş. Ama bunun 80 euro da şeyiymiş. Siz söyleyin. Vize. Vizesi. Vizesi 80 euro. Yani toplam 140 euro tutuyormuş. Bu gidiş geliş ücreti. Arkadaşlar, gidiş geliş ücreti 140 euro tutuyormuş. Buna tabii ki pasaport şart, pasaportsuz çıkılmıyormuş. Bunların için 3 tane mi 4 tane mi ne şeyler varmış, ajanteler. Ajantalar şeyde şey yapıyorsun. Oradan gerekli bilgiyi alıyorsun. O şekilde müracaatını yapıp vizeni alıp gidebiliyorsun. Yani bir hafta geçerliymiş. Bir hafta kalabiliyorsun. Yani ben sadece oradaki güvenliklerin söylediğini aktarmaya çalışıyorum size. Bildiğim kadarıyla. Bir haftanın dışına çıktı mıydı ne oluyor onu artık bilgi alabilirsiniz daha sonra. Ama benim aldığım bilgiler bu şekilde. Sakızlı, bademli muhallebi, kavunlu muhallebi. Aynı tokadın evlerine benziyor yani. Ne kadar samimiyetlik varmış demek ki şöyle hepsi birbirine birleşik olduğuna göre yani ne güzel anlaşabiliyorlarmış demek ki. Şimdi de aman benim duvarıma yapıştırma, aman benim duvarımdan uzak ol, aman elini çek duvarım ellerine. Maalesef. Kız küçük bana bakacak. Şimdi öyle maalesef. Orada şey var. Sen. Yani Yunanistan Midilli Adası'na da ne şekilde gittiğini öğrendik mi arkadaşlar? Yani bunu da öğrenmiş olduk en azından. Burası da bu şekilde. Thank you.
Bu caddeden zaten arabayla geçtik. Bu caddeyi bir şekilde zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şükürler olsun. Ayvalık'ın içini de bitirmiş olduk yani böylece.
abi. Aslanlar gibi, damat gibi gözüktünüz. Tamam. Bak ayağım uğurlu geldi, görüyorsun değil mi? İnşallah bol müşteri versin Allah. Tamam, kendinize iyi bakın.
Evet arkadaşlar, bakın Ayvalık'ın Ayvalık olduğuna işte ispatıyla canlı canlı. Burası Ayvalık. Ayvalık. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani ya biz Ayvalık'a gitmedik, görmedik demeyin. Bak gördünüz yani. İspatıyla Ayvalık'tasınız yani. Arkadaşlar sizi bu kadar gezdirip yorduğum için kusura bakmayın. Bayağı yoruldunuz. Buna eminim. Neyse ki ben hepinizden genç olduğum için ben yorulmuyorum. Şurada nedir ki 32,5 yaşındayım. Ben niye yorulacağım? Şuradan ekmeğimi alayım da arkadaşlar öyle gideyim. Bir tane ekmek alayım bari. Neyse ki bitirdik bari hiç olmazsa arkadaşlar. Ayvalık'ı gezdik yani. Önemli yerleri bize lazım. Biz de önemli yerleri hep çektik. Çekmediğimiz önemsiz önemli bir yer kalmadı yani. Yol bu var ya Murat. Elektif gibi. Sana bir arkadaşlar burada hava olarak sorarsanız yanıyor, yanıyor. Resmen yanıyor buralar. O kadar çok sıcak yani. Adamın beynine güneş geçiyor vallahi. O kadar sıcak. Hayırlısıyla bir karavana bir gitseydim. Bugünkü çekim yeterli bence. Hem sarımsaklıyı çektik bugün. Hem şeytan sofrasını çektik. Hem de Ayvalık'ın videolarını çektik. Şimdi karşıya geçelim de orası biraz daha gölgedir. Gölgeden gölgeden yürüyelim. Bu tarihi yeri de Migros yapmışlar. Ama artık ne navigasyona gerek var, ne de bir başkasına sormaya gerek var. Allah'ın izniyle bu sefer Cunda Adası'nı çok rahat elimden koymuş gibi bulurum yani, öğrendim artık. Balık evi diyor. Şöyle. Nasıl bir
O ara sokakları falan hep gezdik arkadaşlar. Yani buraları aşağı yukarı gezmediğimiz, girmediğimiz pek sokak kalmadı gibi. Vallahi bugün sarımsaklıda kalsaydım bol bol denize girerdim yani. Neyse, bir başka yerde tekrar deneyeceğim bakalım. Oradaki deniz atmosferi nasıl oluyor? Ona bir bakacağım. Karavanımız şu hizada da Opet yazısını geçiyoruz daha. Karşıda Opet yazıyor. Orayı da geçiyoruz. Daha ileride ben neyse söylemeyeyim arkadaşlar. Daha ne kadar uzakta olduğunu söylemeyeyim. İnanın çok uzakta daha. Yani çok ileride palmiyeler gözüküyor. Tabii gözüküyor mu buradan bilmiyorum ama çıplak gözle baktığın zaman gözüküyor. Ta palmiyelerin oraya kadar yürüyeceğiz. Şimdi karavana koyduğum yer güzel de durmak için, gece kalmak için uygun mu? Tabii onu bilmiyorum. Ona da bir bakacağım. Uygunsa olduğu yerde bugün kalacağım. Uygun değilse oradan Cunda yoluna daha belki kaldığım yere alayım. Orada kalayım istiyorum. Yani orada iyi güzel de akşam hep oraya alemciler geliyor. İki gece kaldım orada gerçi. De ki bir zarar oldu mu? Hayır olmadı ama ne bileyim ben. Neyse arkadaşlar, en güzeli bu yayınımızı da burada sonlandıralım.
Bayağı olmuş, 53 dakika olmuş. Hepinize hoşça kalın, dostça kalın, yalnız adamda kalın, yalnız adamı yalnız bırakmayın. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olun demiyorum, siz zaten biliyorsunuz abone olmayı. Şimdilik tekrar başka bir videoda görüşmek umuduyla hepinize hoşça kalın, dostça kalın.